250 gram kıyma yeterli geliyor. Evet. Pul kırmızı biber, karabiber, tuz, ben bir malzeme un. Sayayım hemen o zaman. Yörük tarhanayı için efendim 250 gram kıyma, kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, 1 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı tarhana ve tuz. Damak zevkine göre acısını artırabilir, azaltabilirsiniz. Aynen. Aa, köftelerimiz de gelmiş. Evet, evet, ben bunları akşamdan yaptım. Yerim. Çünkü çok uzun zaman alıyor. Nasıl becerikli bir kadın ya. Bak akşamdan küçük her şeyini hazırlamış. Evet. Çünkü bu uzun sürecek bir işlem olduğu için harikasın. Böyle hazırladım. Bunları. Ne var bunun içinde? Sadece bu baharat karışımı. Bu kadar. Bu köfteleri hazırlamak için ne yapıyoruz efendim? Kıymayı alıyoruz, bunları içerisine koyuyoruz, minik minik yuvarlıyoruz. O kadar. Harikasın. Evet. Şimdi bunları biraz yağda gezdirelim. Kızartalım. Şey mi, çevirecek miyiz köfteyi? Evet. Tavada bir düzgüz edelim. O arada bir tencere alayım ben. Tenceremizi verelim. Hemen veriyorum. Büyük bu arada, tencereyi mi vereyim, bu iyi mi? Kayınvalidenin tarhanasını Serpil, bu iyi mi, tarhanasıyla mi yapalım. Bence büyüğünü verelim biz. Çünkü evet. Daha iyi olur. Bir tava. Sağ ol canım benim. Rica ederim. Ben vereceğim şu tavayı, hemen şunu. Şimdi tarhanayı ıslatmak gerekiyor değil mi? Hayır, ben suyla yapıyorum. Önce su koyuyorum. Aynen. Ilık su. Sonra içine kaşıkla ilave ediyorum. Sonra evet, karıştırıyorum devamlı. Ondan nasıl sonra koyuyorum meyhanesini. İçerisi böyle deneli deneli. Ben bu şekildeki tarhanayı çok severim. Ekremcim'in annesi Nurcan annem yaptı. Nurcan teyze, bu beceriklilik nedir efendim? Erzincan'dan geliyor. Vallahi değil mi o? Bir de bu çok meşakkatli. Evet, kaç günlerce uğraşıyorlar, çarşaflarda kurutuyorlar. Aynen. Sonra rondodan geçiriyorlar, ara ara sürekli yoğurmaları gerekiyor. Yani tarhana çok zor bir sanattır yani. Çok amarat bir kayınvaliden var ama. Yo, şeyle eliyorlar böyle, elekle falan. Ben oraya geçeyim. Köftelerimizi tamam, pişerken siz durdayım, ben suyu ekleyeyim. Ekleyin. Doldurun suyu. Tenceremizin zeminine ilk etapta suyu alıyoruz. Ilık bir su olmasını tercih etti Yıldız Hanım. Şimdi tarhanamızı da verdik. Bir kaşık alayım Serpil. Dur, hemen verdim canım. Buyurun efendim. Ha, teşekkür ediyorum. Karıştırmak için bir kaşık. Evet, ben 4 çorba kaşığı tarhana atıyorum içine. 1-1,5 litre kadar da su koydunuz sanırım. Evet. Bu yeterli geliyor. Süper. Sonra hemen... Yörük tarhanız ismi de çok güzel. Evet, çünkü tarhanayı herkes sevmez. Ama ben bunu da sevmezdi Ekrem. Ama maşallah, Rabbim nazardan korusun, inşallah hep böyle güzel gitsin. Amin, çünkü gerçekten artık saman alevi gibi evlilikler. Evet. Bir yanıyor, bir sönüyor. İnşallah hep böyle daim olsun. İnşallah herkesin evliliği. Kesinlikle. Buraya hafif yağ alayım mı ben? Evet, çok iyi olur. Şöyle çok hafif bir yağ koyalım tavamıza. Köftelerimizi kızartalım. Akşamdan hazırlamış. Onlar da dinlenmiştir. Hiç dağılmaz şimdi. Evet. Hiç dağılmaz. Şöyle çok hafif yağımızı aldım. Yıldız Hanım'ın hazırladığı güzel köfteleri şöyle. Şöyle bir şey söyleyeyim mi şu arada? Buyurun. Ben. Evet. Şimdi bizi Almanya'dan çok insan izliyor şu anda. Evet. Köln'den, çünkü benim iki ortağım da Almanya'dalar. Mehmet Yılmaz ve Mustafa Palabıyık. Süper. Oranın tanınmış insanlar onlar da. Ne güzel, güzel iş adamları. Buradan hepsine selamlar olsun. Selamlar. Köln'e selamlar. Bence siz dairesini yapın. Tavrım yoktu çok fazla. Mütevazisiniz bu konuda. Estağfurullah. Şöyle aç. Evet, evet, evet. Ama ustalık bu işte. Ustalık değil mi? Estağfurullah, estağfurullah. Köftelerimizi ilave ettik içine. Neden öyle demişler acaba? Beyaz giyme söz olur. Aa, değil mi? İlginç, evet. Gösterişlidir ya beyaz. Değil mi? Öyle mi? Dikkat çeker köy yeri. Beyaz gösterişlidir. Şimdi ikimiz de beyaz giydik gerçi ama. Çok gösterişli bir aileyiz. Çok gösterişli, güzel bir ailesiniz maşallah. Tarhanamızı güzelce pişirdikten sonra üzerine köftelerimizi kızarttık, aldık ve şu an... İçine koyduk. Evet, yoğunlaşması için bir miktar daha kaynatacağız. Peki tuz falan? Koyacağım. Şimdi ben... Bir tava alayım. O tava. Tavayı alayım. Bunda mı? Evet, okay, tekrardan. Buna yağ, yağ koyalım. Oley. Tereyağı varsa. Serpicim, biraz tereyağı verebilir misin tatlım? Tereyağı tabii üzerine yakacağız, pul biber misler gibi. Aynen, tereyağı, pul biber, kırmızı biber yakıp tuzunu. Bir de eski bu türküler, şarkılar çok anlamlı ya, değil mi? Böyle oturduğumuzdan diyorsunuz ki nereden nereye yani? Burada bu var. Bir ders var içinde. Kesinlikle. Ben Anadolu kültürüne aşık bir adamım. Anadolu'ya.
Günde 4 tane radyo katılıyorum ben bu ara, işte bir şarkı çıktı, promosyon olduğu için. Herkese evet. Şunu söylüyorum. Lütfen gençlerimiz Anadolu kültürünü araştırsınlar. Ozanlarımızı, evliyalarımızı. Çünkü gerçekten tarih okumak gibi bir şeydir. Onların türkülerini dinlemek, evet. izlemek. Evet. Pul biber, aynen. Biraz da karabiber koyuyoruz. Evet. Şöyle efendim güzelce harmanlıyoruz. Harmanlıyoruz ve altını kapatıyoruz. Evet. Tereyağı çok çabuk yanar baharatta çünkü. Tuzumuzu da biraz daha koyalım. İstiyorsanız. Oh. Biraz daha koyarsak daha iyi biraz olur. Biraz daha tuz alalım Serpil'cim. Yanınızı da tuzlu sever. Ben de severim. Evet. Tuzsuz yemek sanki tatsız geliyor bana. Yemem yani. Ha, lezzetini alamıyorum. Evet. Annem çok kızıyor. Çok atıyorsun, tuz çok atıyorsun ama ne yapayım? Atmayın. Atmayın bence de. Yani bugün sıkıntı. Öyle de ama ne bileyim yani. Koyayım mı? Yemek tuzsuz olmazmış tamam. gibi geliyor bak. Tamam lezzetini veriyor da ama çoğu da şey yani. Hiç kullanmamaktansa. Ben şeker de kullanmıyorum mesela. Hayır. Diyor ki Yüksel. Serpil'in yaşına gelince tabii ki sıkıntı oluyor diyor tuz. Yüksel Bey'e çok sevgiler buradan. Benden 15 yaş büyük olduğu için. Bu da tabii, anne usulü tavadaki tereyağlı sosu bu şekilde tencereye çekebilirsiniz. Evet. Çok güzel oldu vallahi onun görüntüsü. Gerçekten tadı da çok güzel. Şöyle köfteler de içinde minik köfteler minik. Köfteler efsane. Kokudum. Bayıldım. Evet direkt buraya geliyor. Evet. Zevkle yiyecekler. Anacığımız yapmış, tarhana göndermiş, gelini de hazırladı bize. Yörük tarhanası, aman yarabbim. Evet. Nermin'in enfes mutfağı enfes bir şekilde devam ediyor. Yüzden burayı böyle Nermin ya, ben ondan valla bir kaşık tadına bakmak istiyorum. Bakma, biraz sonra bakarsın. Evet ya. Evet, güzel kokuyor. Tam. Ölçüye bak. Valla harikayım. Tam oldu. Bunu ben böyle yapıyorum. Değil mi? Bu hep tam geliyor bu şekilde. Görüyorsunuz bu kasenin de güzelliği. Evet. Bu çorba kasemiz bizim. Ellerinize vallahi sağlık. Yıldız'ın elinden muhteşem bir çorba da hazırlandı mı? Tamam. Bugün dumanlar, lezzetler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.